Merhaba Seher Hanım. Merhaba Salih Bey, buyurun. Abiniz bunu size ulaştırmamı istedi. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Halide beni ele vermiş, planları çiftlik evine yerleştirmelisin. Kurtulmanın tek yolu bu. Sana güveniyorum. Ekrem. Alo. Halide. Seninle muhakkak görüşmemiz gerekiyor. Bu akşam saat 9'da büyük kulüpte buluşabilir miyiz? Ne sebeple görüşeceğiz? Telefonda konuşamayacağımız kadar mühim bir mesele bu. Emin ol, gelmezsen pişman olursun. Tamam. Görüşürüz. Gidelim. Hayırlı akşamlar. Halide Hanım'la görüşecektim. Açar mısınız kapıyı? Halide Hanım yeni çıktı. Ben çiftlikte beklerim kendisini. Vurulduktan sonra hanım kesin emir verdi. Kimseyi alamayız. Kusura kalmayın. Gülizar'ı çağırın en azından. Onunla görüşeyim. Rica ediyorum. Halide Hanım sizinle buluşmak için çıktıydı. Yoksa bir yanlış anlaşılma mı oldu aranızda? Yok. Ben seninle görüşmek istiyorum Gülizar. Biraz konuşabilir miyiz? Planları Halide çaldı. Cezasını abim çekecek. Yani anlayacağın, Halide yüzünden abimin başı büyük dertte. Şimdi Seher Hanım, ben sizi anlıyorum da, yani benim size nasıl bir yardım dokunabilir ki? Davette abimin yanında kimin olduğunu unutuyorsun galiba Gülizar. Abim zor durumda kalırsa bunu ağzından kaçırabilir. Anlamadım. Ne demek oluyor şimdi bu? Demek oluyor ki, abim yanarsa sen de yanarsın. Ben tehdit mi ediyorsunuz? Hayır Gülizar. Durumun ciddiyetini anlamanı istiyorum. Davette abimin yanında olduğunu ortaya çıkarsa sen de suç ortağı sayılırsın. Ama benim bu işle bir alakam yok ki. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Jandarma buna inanır mı zannediyorsun? Bak, senin bu işten sıyrılman için tek bir çarem var. Bana yardım edeceksin. Ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey. Çiftliğe girmemi sağla yeter. Gerisini ben halledeceğim, merak etme. Olmaz. Ben sizi şimdi izinsiz çiftliğe sokamam. Halide Hanım öldürür beni. Eğer dediğimi yapmazsan bunun için Halide'ye lüzum kalmayacak Gülizar. Sen vatan hainliğinin cezasını biliyor musun? Bilmiyorum. İdam. İdam mı? Allah'ım. Allah'ım. Ömrü hayatımda tek bir gece çaldım Felik'ten. İdamdan mı yargılanıyorum? Şimdi bana söyle.
Halide için hayatını riske atacak mısın? Hem de hiçbir suçun yokken. Cevap ver. Senin yerine Halide olsa bir an bile düşünmezdi, biliyor musun? Hiç acımadan seni dar ağacına yollardı. Tıpkı abime yaptığı gibi. İyi akşamlar Halide. Neredesin Seher? 9 diye konuşmadık mı? Mühim bir işim vardı. Düşündüğümden biraz uzun sürdü. Kusura bakma. Neyse. Neymiş şu telefonda konuşamadığın mühim mesele? Abimi niye ele verdin Halide? Senin için yaptığı onca şeyden sonra böyle bir şey nasıl yaparsın? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Beni buraya bunları konuşmak için mi çağırdın? O seni sevdi Halide. Hem de belki bu hayatta bir tek seni sevdi, biliyor musun? Sen onun ipini çektin. Buraya senin hakaretlerini dinlemeye gelmedim Seher. Avukat en iyi ihtimalle müebbet dedi. Abim hapislerde çürüyecek. Orada yalnız ölecek, tek başına. Bak Seher. Abin ne yaptıysa kendi kendine yaptı. Ben hiçbir zaman onu hiçbir şey için zorlamadım. Onun duygularından faydalanıp kullanmayı bildin ama. Öyle değil mi? Daha akıllıca davransaydı. Göreceğiz bakalım. Kim daha akıllı davranıyor? Gel. İyi günler komutan. İyi günler Seher Hanım, buyurun. Abimle Ekrem Çeliker'le görüşmek istiyorum ben. Maalesef Ekrem Çeliker'i şu anda hiç kimseyle görüştürmüyoruz. 5 dakika iyi olduğunu göreyim yeter. Rica ediyorum. Yapamam Seher Hanım. Boşa nefesinizi tüketmeyin. Kemal Şahin'le görüşecektim, Serap Dinç Aslan. Seher? Ay, duydum başınıza gelenlere, geçmiş olsun. Sağ ol. Ama şimdi daha fazla konuşamam, Kemal'i görmem lazım. Kemal burada mı? Hı. Nezarette. Nezarette mi? Serap, bir gelsene. Seni Allah çıkardı karşıma. Ne diyorsun sen Seher? Serap, senden bir şey rica edeceğim. Abim de nezarette. Benim için ona bir şey söylemeni istiyorum. Tek bir cümle sadece. Bak, söylediğin iş halloldu diyeceksin, o kadar. Ha? Lütfen bak, senin de çok işine yarayacak. Ha? Nasıl benim de işime yarayacak? Seher, ne diyorsun Allah aşkına? Şunu anlatsana adam akıllı. Sen söylediğimi yap, her şeyi anlatacağım. Tek bir cümle söyleyeceksin. Söylediğin iş halloldu. Kimseye duyurmadan. Tamam mı? Ekrem. Seher diyor ki o iş hallolmuş. Öyle mi? Teşekkürler Serap. Ne demek bu? Bilmiyorum. Seher öyle söyledi dedi. Sen boş ver şimdi bunları. Asıl sen nasılsın onu söyle. Nasıl oldum işte? Kemal. Dün avukatla konuştum. Seni savunmayı kabul etti.
Ama işimiz çok zormuş. Cinayete teşebbüsten yargılanacakmışsın. En az 7-8 yıl alır dedi. Bir şey söylemeyecek misin? Kemal, böyle zamanlarda sen bana moral verirdin. Ben düştüğümde beni kaldırırdın. Tamam Güllü, hallederiz hepsini derdin. Susuyorsun şimdi. Ben de isterim sana üzülme demeyi. Sana ümit vermeyi. Seni böyle gördükçe içim parçalanıyor. Ama bu defa diyemem Güllü. Seni boş yere ümitlendiremem. Görüşme bitti. Tamam. Asker, komutanına söyle, onunla konuşmak istiyorum. Tamam. Ne oldu? Söyleyebilir mi? Söyledim. Bravo. Ne kadar önemli bir iş hallettiğini anlatamam sana. Seher, siz yine ne işler çeviriyorsunuz? Sadece şu kadarını söyleyeyim. Halil'in işi bitti. Nasıl bitti? Bitti işte. Daha fazla bir şey sorma. Halil'den sonsuza dek kurtuluyoruz. Seher, ne oluyor? Şu işi adam akıllı anlatsana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.